Merhaba, ben Cenk Doğan. Kozetan'dayım bugün. Üniversite arkadaşlarıyla tekrar buluşma günü. Birlikte güzel bir makarna yapacağız. Daha gecenin en başında mutfaktayız Pınar ve Pelin'le beraber. Tıpkı üniversite yıllarında olduğu gibi güzel bir makarna gecesi yapacağız. Nasıl bir makarna olacak bu akşam? Karidesli graten yapacağım. Karidesli graten? Evet, muhteşem. Tamam, malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz neler? Ana malzememiz karides, maydanoz, rendelenmiş kaşar, sarımsak, biraz krema, tereyağı, baharat olarak da pul biber, karabiber ve tuz kullanacağız. Bunları yaparken de makarna olarak makarnanın en iyisi olan Arbella erişteyi seçtim. Harika. O zaman vakit kaybetmeden buyurun efendim. Nasıl biliyorsanız başlayın. Şimdi artık sosumuzu yapmaya başlayabiliriz. Fırına da yak istersen. Doğru, fırını yapmamız lazım. Şöyle 180 dereceye getirdik. Tamam. Evet, bu burada ısınıyoruz. Şimdi tereyağımızı tencereye koyarak başlıyoruz. Şöyle altını yakalım. Hı-hı. Bol bol da karidesimiz var orada. Hı-hı. Şimdi tereyağımız eritsin. Şimdi tereyağımız eridiğine göre karideslerimizi atarak başlıyoruz. Oh, anında ben buradayım dedi bak. Evet. Değil mi? Bu arada karidesler, eğer böyle çimçim karidesse problem yok. Ama eğer biraz daha büyük, orta boy ya da daha büyük boy jumbo karideslerse, bunların sırtındaki iç organlarını ayıklamamız lazım. Bence artık sarımsaklarımızı atabiliriz. Ne dersin? Biraz tuz. Şöyle bakayım. Biraz pul biber. İşte bu olmazsa olmaz gibi geliyor bana ya. Evet. Şimdi maydanozlarımızı koyalım. Maydanozlarımızı ben senin için adına parçalayabilir miyim lütfen? Çok sevinirim. Şöyle maydanozları parçalayıp atma görevinde ben üstlendim. Evet. Bunlar bıçakla kesince hep böyle vitaminleri falan ölüyor. Elle kopartmak daha güzel. Maydanozlar çok da fazla ölmeden. Burada bir paket kremim var. Hı hı. Bir paketin hepsini kullanıyorum. Allah. Vallahi nefis oldu. Arbella'nın bu özelliğini çok seviyorum. Bakar mısın? Hiç birbirine yapışmamış ya. Yapışır mı ya? Normalde erişte makarna nerede bu kadar kısa kesilmişse. Yapışıyor değil mi her zaman ama evet. Ya hakikaten Arbella bu konuda çok başarılı. Tahmin ediyorum ki kullanılan durum buğdayının kalitesinden kaynaklanıyor bu. Evet. Kesinlikle sana katılıyorum. Bu arada sosumuz da oldu. Kapatalım o zaman altını. Kapatalım. Birileri acıktın mı diyordu? Hem de çok. Bu arada makarnamı paylaşmayabilirim yani. Gökhan umarım uyumuştur içeride. Çok hainsin Pınar. Çok hainsin. Kaşarı da ekleyelim. Şöyle. Tamam, artık onu fırına verebiliriz. Evet, ama bu zevki ben tatmak istiyorum. Buyur canım. Şöyle bir bakalım, fırınımız hazır mı? Evet. Yeterli kıvamda gelmiş. Hadi artık masaya hazırlayın. Evet, hadi geçin. Harika. Çünkü yapısında daha var. Harika olmuş aynen. Var bizim. Tamam. Maydanoz da burada bak. Karidesle beraber. Beklediğime değmiş ama.